Amerika'da çizgi dizilerin gerçekten sınırı yok. Family Guy, Simpsonlar, American Dad veya Bob's Burger fark etmez. Hiçbir kutsal veya değer bu yapımların mizahlarından kurtulamaz. 90'lardan bu yana çok zaman geçti ve sektör gerçekten çeşitlendi. BoJack Horseman gibi mizahtan çok ciddi depresyonu anlatan yapımlardan tutun da Rick and Morty gibi kompleks karakterleri çoklu evrenlerde maceralar yaşatan yapımlara kadar. Her ne kadar son sezonu ana hikaye yüzeysel ve ruhsuz bir şekilde kusarak bayat gofret tadı verse de. Ama benim için bu sektörün bir numarası 1997'den beri ve hala South Park'tır. Trey Parker ve Matt Stone ikilisinin tek başlarına yarattığı ve sürdürdüğü South Park çok kez bu bahsi geçen sınırı aştı, hatta tecavüz etti. Kimi zaman Scarface ve Tony Montana'yı KFC sosu satan Cartman üzerinden parodi etti, kimi zaman Mystery and Rises'la Christopher Nolan'ın Dark Knight üçlemesini. Ya da yeri geldi ünlüleri tiye aldı. Gayfish parçasına benim gibi bir Kanye West hayranı bile gülmüştür. Playlistime her Heartless düştüğünde yine gülümsetir. Bir dönem muhafazakarlığın dibine vuran Mel Gibson'a The Passion of the Jewel'a dalga geçildiği gibi mesela. Tom Cruise ve Scientology ile dalga geçilen bölümlerde hala unutulmazlar arasında. Veya geçen sene çıkan bölümlerde Prince Harry ve Meghan'ın medya arsızlığıyla dalga geçilmesi gibi. Biraz GTA serisinin yaptığı gibi South Park gerçek Amerika'nın biraz daha abartılı bir karikatürünü yaşatıyor. Gerçek kişiler ve olaylar gerçek dünyadan çıkıp South Park'ın çizgi dünyasına dalıyor. Ama bir kez bir olay çizgi dizi dünyasından gerçek dünyaya ulaştı. Nasıl oldu da bir çizgi dizide işlenen absürt bir parodi Amerikan hukukçuları için ciddi resmi bir terime dönüştü. Üniversitelerde işlenir oldu. Los Angeles'ta polis olduğunuzu düşünün. Normalde sakin geçen bir günlük rutininiz var. Ancak bir gece yarısı cinayet ihbarıyla çağrılıyorsunuz. Bir kadın ve bir erkeğe ait iki ceset buluyorsunuz. Bir de kanlı bir eldiven. Olay yerinde delilleri topladıktan sonra sadece 3 kilometre uzakta oturan kadının eski eşinin evine gidiyorsunuz. Yolu biliyorsunuz zaten çünkü daha önce bu ikisi evliyken kadına uyguladığı şiddet sebebiyle çağrılmıştın defalarca. Kendisi evde yok ancak evinin önünde kan. Diğer bulduğunuz eldivenin kanlı eşini ve hatta arabasında bile kan buluyorsunuz. Dahası sonra yapılan DNA testlerinde cinayet yerinde aynı adamın kanını tespit ediyorsunuz. Adam tutuklanıyor ve iki cinayetten yargılanıyor. Sizce bu oyun buradan döner mi? Cinayeti işlediği kesin olan bir adam nasıl kurtarılır? Dahası da koca bir toplum bunun için nasıl araç haline getirilir? Eli kanlı bir katil nasıl aklanır? İşte bu hikaye oyunu çeviren oyuncu O.J. Simpson'ın ve South Park'ın safsatalar literatürüne eklediği Chewbacca savunmasının hikayesi. Öncelikle şunu netleştirmek lazım. ABD popüler kültürüyle bize ihraç ettikleri popüler kültür bazen değişkenlik gösterebiliyor. Öyle yerelleştirmeden falan bahsetmiyorum. Amerikan toplumunu derinden etkileyen bazı olaylar ve ikonlar var. Bizim pek de umursamadığımız. Bunu en son Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood filminde anlamıştım. Bilirsiniz Tarantino filmlerinde aslında her filmde olduğu gibi bir revizyonizm var. Tarantino filmlerinde tarihi olaylar olduğu gibi değil de onun olmasını isteyeceği şekilde akar. Mesela Inglourious Basterds'da Yahudiler korunması gereken kurban değil güçlü intikam gruplarıdırlar ve finalde Adolf Hitler ve Nazi yönetimini diri diri yakarak öldürürler. Django Unchained de Django diğer kölelik filmlerinin aksine bir dram değil, intikam alan bir kahraman hikayesidir. Gerçeğin aksine Django, beyaz perdede kırbacı eline alır, köle sahipleri kırbaçlanan duruma düşer. Tabii bu genel kabul görmüş konularda anlaşılsa da Once Upon a Time filminde çalışmıyor. Manson cinayetleri Amerikan toplumunu derinden etkilemiş bir olay. Dünyanın diğer kısmı pek ilgilenmese de. Dolayısıyla son perdede Tarantino olayları tersine çevirince özellikle Türk izleyicisi bu şiddet pornosundan pek bir şey anlamadı ya da çoğunluğu anlamadı. Manson etkisi küçük görülmemeli oysa ki. Bilirsiniz sanatçı Marilyn Manson bile sahne adını bir Marilyn Monroe bir de Charles Manson anıdır. Monroe ne kadar Amerika'nın masumluğunu temsil ediyorsa Manson da bir o kadar karanlık tarafını temsil ediyordur. Yani demek istediğim şu, böyle ikonlar ve starlar özellikle Amerika gibi yüzeysel bir toplum için çok büyük önem arz ediyor. Bu ikonlar arasında da Amerika'yı son 30 yılda en çok etkileyen olay hiç şüphesiz düşen başka bir ikon O.J. Simpson'dır. O.J. Amerikan futbolunda nam yapmayı başardıktan sonra birçok sporcu gibi medya alanına geçiş yapar. Karizması sayesinde kısa sürede milyonlarca insanın gönlüne girer. Spor yorumculuğu yapar, ardından Hollywood'da onlarca filmde ve dizide rol almaya başlar. Efsanevi Leslie Nielsen'la birlikte rol aldığı Naked Gun serisi sayesinde dünya çapında tanınır. Belki de sen bile o filmlerden tanıyorsundur onu. Ancak bu durum Naked Gun'ın son filmiyle birlikte 1994 senesinde kanlı bir şekilde son bulacaktır. Simpson'ın eski eşi Nicole Brown vahşice katledilmiş şekilde evinin önünde bulunmuştu. Polisler sadece 3 kilometre ötede oturan Simpson'ın evine gittiklerinde Ford Broncos'unda kan izleri evinin önüne
dizlere kadar varan bir kan izi ve kanlı eldiven bulmuştu. Cinayet mahallinde bulunan eldivenle Simpson'ın evinde bulunan eldiven birbirinin eşiydi. Simpson'ın kendisi bir saat önce şehri terk etmişti. Hemen şehre dönmesi istendi. Döndüğünde sorgulandı. Evinde beklerken kan izlerine yapılan DNA testlerinin sonuçları geldi. Ve sonuçlar netti. OJ'in kanı hem olay yerinde hem de katledilen eşinin kanı kendi evinin önünde bulunmuştu. Bunun üzerine tutuklandı ve delilleri gören avukatı da davadan çekildi. Avukatlık görevini Simpson'ın yakın arkadaşı Robert Kardashian devraldı. Avukat olarak bu davada ün ve medya görünürlüğü kazanacaktı Robert Kardashian ve bu şöhreti eşi Kris Jenner ve kızlarının günümüze kadar uzanan Kardashian klanının kariyerinin başlangıcı olacaktı. Ancak OJ teslim olmak yerine evden kaçar. Arkadaşının Ford Broncos'uyla otobanda kaçarken polis peşlerine takılır. Tabii bu kovalamaca naklen canlı yayınlanır. Hatta NFL finali bunun için yarıda kesilir. Polisler OJ'ye ateş açmazlar. Hatta dahası bütün davada görüleceği üzere polisler OJ'ye müthiş bir saygı duyuyorlar, hatta hayranlık besliyorlardır sporcu geçmişi sebebiyle. OJ'nin yanında pasaportu, 8.000 dolar para ve takma bıyık vardır. Büyük bir ihtimalle kaçmayı planlıyordu. Kim bilir. Ancak o otobanla tam gaz giderken bir şey değişti. Yolun kenarında ve köprülerde yüzlerce hayran OJ'ye destek veriyordu. Evet, katil olmakla suçlanan OJ'ye. Hatta dahası bütün bir ülke film izler gibi OJ'nin kaçışını izliyordu ve destekliyordu. Bu gördüğü manzara kafasında bir ışık mı yaktı bilinmez ama OJ teslim oldu ve tutuklandı. Ardından Amerika'da 100 yılın davası olarak ünlenecek, ülkeyi bölecek ve derinden etkileyecek dava başladı. Davacı tarafı savcı Marsha Clark ve Christopher Darden'den oluşuyordu. OJ'nin savunmasını yapacak avukatlarsa arkadaşı Robert Kardashian, meşhur avukatlar Robert Shapiro ve F. Lee Bailey, Harvard profesörü Alan Dershowitz ve DNA uzmanı Barry Scheck'ti. Üstelik tüm bunların başına getirdiği isimse meşhur avukat Johnny Cochran'dan başkası değildi. Bu fikir yaşlı kurt Shapiro'dan çıkmıştı. Cochran, siyahi azınlık hakları için aktivizm yaparak ünlenmişti ve O.J. Simpson davasında da suçsuz yere hapsedilen siyahi bir kardeşten başka hiçbir şey görmüyordu. Tabii O.J.'in bu ekibe milyonlarca dolar ödediği gerçeğini kenara bırakırsak. ABD basını bu ekibe Dream Team, Rüya Takımı lakabını takmıştı ve stratejileri belliydi. O.J. Simpson siyahi olduğu için tutuklanmıştı. Delillerin ve cinayetin önemi yoktu. Bu davayı bir ırk meselesi haline getirmeliydi. O yüzden ilginçtir, O.J. Simpson görüp görebileceğiniz en beyaz Afro-Amerikalı olabilirdi. Öldürdüğü iddia edilen eşi beyazdı, en yakın arkadaşları beyazdı, şehrin beyaz sosyetesiyle takılıyordu. Evindeki resimlerde bile sadece beyaz arkadaşlarıyla takıldığı resimler vardı. Hatta kendisini tutuklamaya gelen polis şefleriyle bile golf oynayarak tanışmıştı. Aslında bu taktiğin başka bir sebebi de vardı. Takvimleri 3 yıl geriye saralım. 1992 Los Angeles. Afro-Amerikalı Rodney King hapisten yeni çıktığı ve alkollü yakalanmak istemediği için polisin dur ihtarına uymamış ve bir kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Polisler durdurdukları King'e karşı çok sert şiddet uyguladılar. İşte bu olay videoya alındı ve haber kanallarına gönderildi. Siyahi azınlık çok sert bir tepki verdi ve polisleri ırkçılıkla itham etti. Bunun üzerine memurlar yargılandı. Dava savunmanın talebi üzerine Los Angeles County'de değil Ventura County'de görüldü. Amerika'da bildiğiniz üzere bir jüri sistemi var. Ventura County'ye alınınca dava, jüri tamamen beyazlardan oluşacaktı. İlgiyle takip edilen dava sonucunda memurlar beraat etti. İşte bu beraat, kıyamete üflenen sur etkisi yarattı. 92'de Los Angeles'ta patlak veren siyahi ayaklanmaların fitilini o karar ateşledi. Şehir yaklaşık 800 milyon dolar değerinde maddi hasarla yıkıma uğrarken olaylarda tam 53 kişi hayatını kaybetti. En az 2000 kişi yaralandı. Kaosun kontrolden çıkması üzerine dönemin Kaliforniya valisi Pete Wilson'ın çağrısıyla Başkan George Bush toplu isyanları bastırmak için orduyu görevlendirdi. O gün şehir yalnızca sokaklarında değil toplumda da derin yaralar aldı. King daha sonrası devletten 3.8 milyon dolar para aldı ancak uyuşturucu bağımlılığını bırakamadı. 47 yaşındayken evinin havuzunda ölü bulundu. Yapılan otopsi sonucunda havuzda boğulmasının bir kaza olduğu ortaya çıktı. Olay esnasında alkol, esrar, kokain ve PCP etkisi altında olduğu tespit edilmişti ama dönelim OJ davasına. Shapiro'nun Cochran gibi bir siyahi aktivisti ekibe katmasındaki hesabını anlamışsınızdır şimdi. Polis ve yönetim yeni bir ayaklanmadan korkuyordu ve OJ ekibi bu korkuyu çok iyi biliyordu. Bunun sonuçları daha dava başlamadan görüldü. O dönem Kaliforniya eyaletinde cinayet suçları için idam cezası uygulanabiliyordu. Savcılık idamı talep etmemeye karar verdi. Bunun yerine af imkanı olmaksızın müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyordu. Savcılık zaten haklı olduklarını ve herkesin bunun anlayacağını düşündüğü için sürekli alttan alıyordu. Davanın sonraki aşamasında da bu tavır devam etti. Mahkeme yeri Santa Monica'dan Los Angeles'ın şehir merkezine taşındı. Normalde Amerikan hukuk sistemine davalar suçun işlendiği adli bölge içerisinde görülür. Bu değişiklik de 3 temel gerekçeye dayandırıldı. Birincisi yoğun medya ilgisi, ikincisi güvenlik kaygıları ve üçüncüsü Santa Monica'daki adliye binasında meydana gelen deprem hasarları.
kararları. Demin söylediğim gibi mahkemenin değişmesi jüri seçimi üzerinde çok belirleyici bir rol oynayacaktı. Yani mealen şu demekti, davanın jürileri siyahi olacaktı. Çünkü Los Angeles merkezindeki bölgelerde potansiyel siyahi jüri üyelerinin oranı varlıklı Santa Monica'ya kıyasla oldukça yüksekti. Tahmin ederseniz ki siyahi olan Simpson için çok büyük bir avantajdı bu. Savunma bu sebeple jürilerin siyahi olmasına özen gösterdi. Başsavcı Marsha Clark ise jüri üyelerinin arasında kadın oranının yüksek olmasını istiyordu. Ona göre kadınlar aile içi şiddet mağdurlarıyla daha kolay empati kurabilecekti ve bu da onun işini kolaylaştıracaktı. Dolayısıyla da bir çözüm bulundu. Jürinin çoğunluğu siyahi kadınlardan oluşacaktı. Böylelikle iki tarafın da istediği olmuş olacaktı. 2 aylık müzakerelerin ardından savunma ve savcılık tarafından kabul edilen jüri üyeleri şu şekildeydi. 8 siyahi kadın, 1 siyahi erkek, 1 Latin Amerikalı erkek, 1 Asyalı erkek ve sadece 1 beyaz kadın. Savcılık Simpson'ın boşanmasının ardından bile eski eşinin evine izinsiz sık sık gittiğini, onu zaman zaman şiddetle taciz ettiğini ve takip ettiğini belirtti. Evlilikleri sırasında yaşanan birçok aile içi şiddet olayı polis kayıtlarına geçmişti zaten. Boşanmadan sonra da kadın OJ'in tehditleri nedeniyle defalarca polise başvurmak zorunda kalmıştı. Nicole Brown'un polisi aradığı kayıtların birinde Simpson'ın arka planda bağırdığı bile duyuluyordu, böyle bir kayıt vardı. Tabii bu hemen basına servis edildi. Aslında iki taraf hakimi ve jüri değil, bütün dünyanın takip ettiği bu medyatik olayda kamuoyunu ikna etmeye çalışıyordu. Savcılık cinayet mahallinde ve Simpson evinin önünde ve içinde bulunan kanlı kıyafet parçalarını, özellikle de her biri aynı eldivene ait olan iki parçayı delil olarak sundu. Ayrıca Trail of Blood olarak adlandırılan bir kan izi olay yerinden Simpson'ın evine kadar uzanıyor ve savcılığa göre Simpson'ın suçluluğuna dair hiçbir şüphe bırakmıyordu. Cinayet mahallinde Simpson'ın mülkünde ve kurbanların kıyafetlerinde bulunan saç ve fiber izleri adli analizlere göre Simpson'ın saç yapısıyla ve Ford Bronco'sunun paspaslarının fiber yapısıyla birebir örtüşüyordu. Anlayacağınız Simpson'ın avukatları Simpson'ın aleyhine ezici bir delil yığınıyla karşı karşıyaydı. Bu sebeple stratejileri baştan beri Simpson'ın masumiyetini kanıtlamaya yönelik değildi. Bunun yerine bir beraat kararı çıkarmak için şüphe yaratmayı hedeflediler. Simpson'ın savunması tutarlı bir delil sunmadı ve o değilse de bile başka bir zanlıyı işaret etmedi. Bunun yerine savunma ekibi savcılığın sunduğu her delili, her argümanı sorguladı ve ama özellikle de devlete bir ırkçı motivasyon suçlaması yöneltti. Savunmanın şüphe yaratma stratejisinin de çok temel bir nedeni vardı. In dubio pro reo. Bu ilke, suçlanan bir kişinin suçlu olduğuna dair tartışmasız bir kanıt sunulmadığı sürece masum kabul edilmesi gerektiği fikrinin özüydü. Hakim Lance Ito jüriye de tam bu talimatı vermişti. Sanığın burada yargılandığı iddia edilen suçun işlendiği zaman ve yerde bulunmadığını göstermek amacıyla deliller sunulmuştu. Tüm delilleri değerlendirdikten sonra sanığın suçun işlendiği sırada orada bulunduğu konusunda bir şüpheniz varsa sanığı suçsuz bulmak zorundasınız. Eğer herhangi bir durumla ilgili dolaylı deliller sanığın suçluluğunu gösteren bir yorum ve masumiyetini işaret eden bir başka yorum arasında makul bir şekilde ikiye ayrılıyorsanız sanığın masumiyetini işaret eden yorumu benimsemek ve suçluluğunu gösteren yorumu reddetmek zorundasınız. Yani savunmanın yapması gereken şuydu. %100 suçlu değil de %99 suçlu olduğunu ispatlamak yeterliydi. Sadece %1'lik bir soru işareti yaratırlarsa bu işten kurtulabilirlerdi. Nicole Brown'un evinin önünde cinayet mahallinde bulunan kanlı ayakkabı izleri FBI uzmanı William Bodzik tarafından lüks bir marka olan Bruno Magri'nin bir modeline ait olarak tespit edildi. Ayak izinin ait olduğu ayakkabı numarası Simpson'ın ayak numarasıyla birebir uyuşuyordu. Söz konusu model ABD'de sadece 299 çift üretilmiş ve satılmıştı. Simpson ise cinayet günü Reebok markasına ait ayakkabılar giydiğini iddia etti. Ancak davanın ardından Simpson'ın bahsi geçen ayakkabı modeliyle birebir aynısını giydiğini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Bu fotoğraflar FBI uzmanı Bodzik tarafından da doğrulandı. Simpson'ın avukatları bu fotoğrafların sahte olduğunu ve müvekkillerine karşı bir komplo düzenlenmiş olabileceğini öne sürdü. Ancak en az bir fotoğrafın cinayetlerden yıllar önce 1993 yılında bir spor dergisinde yayımlandığı ortaya çıktı. Dahası da vardı ama. Simpson'ın kanı cinayet mahallinde, Ford Broncos'un kapısında, gösterge panelinde, evinin girişinde, bahçesinde, yatak odasında ve banyosunda bulundu. Evinin önündeki kan izleri gelişi güzel kaldırıma park edilmiş Ford Broncos'una kadar uzanıyordu. Savcılığa göre cinayet mahallinden Simpson'ın evine kadar uzanan bu kan izi Trail of Blood Simpson'ın suçluluğunu açıkça kanıtlıyordu. DNA analizleri bulunan kanın Simpson'a kesin denecek bir doğrulukla ait olduğunu ortaya koydu. Kan örneklerinde bulunan genetik işaretler Simpson'ın DNA'sıyla birebir uyum gösteriyordu. Bir DNA uzmanının ifadesine göre bu genetik uyum istatistiksel olarak 170 milyonda bir ihtimalle başka bir kişide bulunabilirdi. Bu da ABD nüfusunda yalnızca bir veya iki
kişiye denk geliyordu. DNA analizinin ötesinde kan örneklerinde yalnızca nüfusun %0.5'inde bulunan ve Simpson'da mevcut olan özel proteinler tespit edildi. Ayrıca siyahi Amerikalıların yalnızca 410'da birinde görülen genetik özellikler bulundu. Bu kişiler arasında Simpson'da yer alıyordu. Simpson'ın yatak odasında bulunan bir çorapta Nicole Brown'a ait DNA'nın bulunduğu 3 damla kan tespit edildi. Uzmanlara göre bu kanın genetik işaretleri dünya nüfusunda yalnızca 6.8 milyarda bir rastlanan büyüm gösteriyordu ve Brown ile birebir eşleşiyordu. Ford Bronco arabasında ise Simpson, Nicole Brown ve Ronald Goldman'in kan örnekleri bir arada bulundu. Buna göre de 3 kişinin kanı bir aradaydı ve bu arabaya nasıl gelmişti? Savcılığa göre bu kanıtlar Simpson'ın suçluluğunu reddedilemez bir şekilde ortaya koyuyordu. Büyük ihtimalle size göre de öyle. Ancak bunların hiçbirinin bir önemi yok, biliyor musunuz? Johnny Cochran aradığı ırkçılık kartını Dedektif Foreman'de bulacaktı. Foreman davada özel baskı altında olan isimlerden biri. Çünkü başlıca tanık olarak öne çıkan bu dedektif, Simpson'ın mülkünde kanlı bir eldiven bulduğunu ve bu delilin cinayet mahalliyle en önemli bağlantıyı kurduğunu iddia etmişti. Ancak duruşma sırasında Foreman'in siyahiler hakkında yaptığı ırkçı ifadeler ortaya çıkarıldı. Tabii Simpson'ın avukatları didik didik etmişti geçmişini ve o şekilde bulmuşlardı. Medya kayıt sızdırma işini sadece savcılık yapmıyordu, hemen televizyonlara gönderildi. Bu durum sadece güvenilirliğini sarsmakta kalmadı, aynı zamanda onu çok daha ağır bir suçlamayla karşı karşıya bırakacaktı. Savunma, eldiveni Simpson'ın arazisine bilerek yerleştirdiğini ve Simpson'ı suçlamak için bu delili uydurduğunu iddia etti. Bu ırkçılık iddiası davanın seyrini derinden etkileyecekti. Simpson'ın avukatlarına göre Foreman'in güvenilirliği kanıtlanmış yalan beyanlarıyla tamamen yok edilmişti. Savunma ekibi davanın ilerleyen aşamalarında Foreman'i neredeyse şeytanlaştırmaya yönelik bir strateji izledi. Johnny Cochran Foreman'i soykırımcı bir ırkçı, Los Angeles'ın en kötü kabusu ve Ananias'tan beri gelmiş geçmiş en büyük yalancı olarak tanımladı. Johnny Cochran kapanış konuşmasında Foreman'i Adolf Hitler ile kıyaslayarak savunmanın saldırgan yaklaşımını en üst seviyeye taşıdı. Şimdi bu davayı izleyen bütün siyahilere göre ırkçı bir adam, ırkçı bir polis Simpson'a karşı deliller üretmiş ve onu suçluyordu. Simpson'ın avukatlarına göre de şöyle olmuştu olay. Dedektif Venator Simpson'ın kan örneğini yanına almış ve bu kanı Simpson'ın mülküne ve cinayet mahalline kasıtlı olarak yaymıştı. Çünkü Simpson'ın kan örneğinden 1,5 mililitre eksikti. Ayrıca dedektif Foreman'in kanlı eldiveni olay yerinden alarak Simpson'ın evine getirdiği, Venator'ın taşıdığı Simpson'ın kanıyla bu eldiveni kasten kirlettiği ve ardından bu eldiveni Simpson'ın mülkünde bulunmuş gibi göstererek delil olarak sunduğunu iddia ettiler. Savunma ekibi Foreman ve Venator'ı şeytanın habercileri ve aldatmanın ikiz şeytanları olarak nitelendirdi ve bu iki dedektifin davayı Simpson'ı suçlamak için manipüle ettiklerini savundular. Ancak Johnny Cochran daha en büyük asını oynamamıştı bile. Savcılığın en net delilleri kan dolu bu eldivenlerdi. İşte davanın en sansasyonel anlarından birinde savunma ekibi OJ'ye karşı en ağır delillerden olan kanlı eldivenleri beraat ettirici bir kanıt haline çevirmeyi başardı. Yani en büyük delili nasıl kendini aklayacak hale getirecekler. Akıl almaz hata yapacak kişi savcı yardımcısı Chris Darden'di. Oturum sırasında Darden hakim Lance Ito'ya bir talepte bulundu. Simpson cinayet mahallinde bulunan bu eldiveni alsın, giysin bakalım onu olacak mı görelim diyecekti. Böylelikle bu saçma sapan ırkçılık tartışmaları da kapanacaktı ona göre ve insanlar artık net bir şekilde, sembolik bir şekilde delili göreceklerdi. Darden böyle düşünüyordu en azından. Baş savunmanın avukatı Johnny Cochran bu talebe itiraz etti. Ona göre böyle bir gösteri yapılacaksa bu yalnızca gerçek cinayet eldivenleriyle yapılabilirdi. Bunun üzerine başsavcı Marsha Clark, Simpson'ın kanıtların zarar görmemesi için gerçek eldivenleri denerken altına lateks eldiven giymesi gerektiğini belirtti. Hakimle yapılan uzun tartışmaların ardından savcılık, Simpson'ın gerçek cinayet eldivenlerini lateks eldivenleri giyerek denemesi fikrini kabul etti ve davanın en önemli anı geldi çattı. And I think so the jury can see, I'll ask Mr. Simpson to stand. That's people 77. Having a problem placing the glove on his hand. Sustain. Eldivenler çok açık ve net bir şekilde Simpson'ın eline uymuyordu. Jüri Simpson'ın eldivenleri giymekteki bu zorluğunu dikkatle izledi ve bu an savunmanın Simpson'ı suçlamalardan uzaklaştırmak için kullandığı en etkili anlardan biri haline geldi. Johnny Cochran hemen çıktı ve eğer uymazsa beraat ettirirsiniz. If it doesn't fit, you must acquit söylemini savunmanın ana sloganı haline getirdi. Çok akılda kalıcıydı zaten. Bu olay da bir tesadüf değildi. Çünkü eldivenler kanı emmiş ve bu yüzden küçülmüştü. Üstelik Simpson
Simpson lateks eldivenin üzerine giymeye çalışmıştı. Savcılık, Simpson'ın bu kez lateks eldiven olmadan aynı model ve boyuttaki yeni eldivenleri jüri önünde denemesini sağladı. Bu eldivenler Simpson'a sorunsuz bir şekilde uydu. Yine de davayı izleyen birçok gözlemciye göre uyumsuz eldivenler olayı davanın seyrini değiştiren noktaydı. Bu olay savcılığın inisiyatifini kaybetmesini ve kontrolünün tamamen Simpson'ın avukatlarına geçmesine sebep oldu. Bütün deliller, DNA testleri, her şey, hiçbirisinin bir önemi yoktu artık. Ve 3 Ekim 1995'te 12 üyeden oluşan jüri Simpson'ı her iki cinayet suçlamasında da oy birliğiyle beraat ettirdi. Bunun üzerine Simpson derhal serbest bırakıldı. Jüri bu kadar karmaşık bir davaya rağmen son derece kısa sayılabilecek bir süre içerisinde 4 saatten az bir görüşme sonucunda ulaştı. Jüri üyesi Carrie Bass, 2015 yılında yayınlanan O.J. Simpson Made in America belgeselinde verdiği bir röportajda öldürülen Nicole Brown hakkında "Bir kadın mecbur olmadığı halde dayak yemeye katlanıyorsa ona olan saygımı kaybederim." dedi. Ayrıca Simpson'ın beraat kararının Rodney King olayı için bir tür intikam olduğunu söyledi. Bass'e göre bu görüş jüri üyelerinin %90'ı tarafından paylaşılıyordu. Bir diğer jüri üyesi Lionel Cryer, beraat kararının ardından mahkeme salonundan ayrılırken Black Power hareketinin sembolik işaretini yaptı. Yıllar sonra yaptığı açıklamalarda hala Simpson'ın masum olduğuna inandığını ifade etti. Bir diğer jüri üyesi David Aldana, davadan 20 yıl sonra CNN'e verdiği bir röportajda polisin delilleri olay yerine yerleştirdiğini hala inandığını söyledi. Simpson'a cinayeti yüklemek için bir komplo düzenlendiğini düşünen Aldana, müthiş bir gönül rahatlığıyla Simpson'ın suçsuz olduğuna inandığını belirtti. Savcı Marsha'nın beklentisinin aksine jürideki siyahi kadınlar kadınlıklarından yola çıkarak değil ırklarından yola çıkarak karar vermişlerdi. Amerika'da Los Angeles'ta siyahiler kutlama gösterileri yapıyorlardı. Dava Amerikan halkını ikiye bölmüştü. Beyazlara göre O.J. Simpson net bir şekilde suçluydu. Siyahilere göre ise suçlu olsa bile aklanması gerekiyordu. Göz göre göre bir katil aklanmıştı. Hatta öyle ki 2006 yılında Simpson cinayetlerin olası bir senaryosunu katilin gözünden anlatan bir kitap yayımlamaya çalıştı. Kitapta Simpson cinayetin nasıl işlenmiş olabileceğini anlatıyordu. Hani ben yapmadım ama yani yapsam böyle yapardım diyordu. Resmen dalga geçiyordu. Cochrane başarmıştı. 150 milyon insanın gözünün önünde garanti şekilde hapis yatacak bir adamı kurtarmıştı. ABD kamuoyu şoke olmuştu. Nasıl yapmıştı bunu? Bunun adını South Park koyacaktı. 98-7 Ekim'de yayınlanan South Park bölümünde O.J. Simpson davası ve özellikle Johnny Cochrane'in kapanış konuşması parodi ediliyordu. Bölümde şefe ait bir parça çalınıyor. Bu sebeple telif için bir dava açılıyor ve müzik şirketini temsilen Cochrane davaya geliyor. Cochrane'in parodi versiyonu da aynı şekilde savunmasını tamamen yanlış bir temele dayandırıyor. 1983 yapımı Return of the Jedi filmine. Cochrane jüri üyelerine neden bir Wookiee olan Chewbacca'nın kendisinden çok daha küçük Ewok'larla birlikte Endor gezegeninde yaşamak isteyeceğini soruyor. Bu mantıklı değil diyerek Chewbacca'nın Endor'da yaşama fikrinin anlamsız olduğunu söylüyor. Daha sonra bu mantıksızlık üzerinden bağlantı kurarak Chewbacca'nın adının davada geçmesinin bile mantıklı olmadığını iddia ediyor ve şu sonuca varıyordu. Eğer bu durum mantıklı değilse o zaman jürinin beraat kararı vermesi gerekir. Evet, bir parodi ve böylelikle Chewbacca savunması doğmuştu. Öylesine popüler kültüre etki etti ki Johnny Cochrane'in ölüm ilanıyla ilgili yazan Associated Press, Chewbacca savunması parodisinin avukatın popüler kültüre nasıl yerleştiğini gösteren örneklerden biri olduğunu yazacaktı. Kriminolog Thomas O'Connor, DNA kanıtlarının sanı aklamadığı yani aleyhine gösterdiği durumlarda savunmanın yapabileceği en etkili hamleleri şu şekilde açıklıyordu. Laboratuvarın kalite güvencesini ve yeterlilik testlerini sorgulamak veya bir Chewbacca savunması kullanarak jüriyi şaşırtmak, karşı tarafın sunduğu kanıtların ya da olasılık hesaplarının ne kadar karmaşık ve kafa karıştırıcı olduğunu vurgulamak lazım. Bu yaklaşım özellikle kanıtlara dayalı davalarda savunmanın dikkatleri suçtan uzaklaştırmak ve jüriyi kararsız bırakmak için kullandığı bir taktik olarak literatüre geçti. Chewbacca savunması yalnızca Simpson davasının değil, hukuk tarihindeki absürt savunma stratejilerinin bir simgesi haline gelmişti. Adli bilim uzmanı Aaron Kennelly, dijital kanıtların mahkemede sorgulanmasında sıklıkla Chewbacca savunması taktiğinin kullanıldığını öne sürmüştü. Bu stratejide bilgisayarlar ve internet sağlayıcılarından elde edilen adli kanıtlara birden fazla alternatif açıklama sunularak jüri üyelerinin kafaları karıştırılmaya çalışılır ve makul bir şüphe yaratılır. Chewbacca savunması yalnızca hukukta bulunmuyor. Siyaseti de sıçradı. Örneğin Alice Weiner The Huffington Post'a yazdığı bir makalede dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi eleştirilirken Chewbacca savunması yaptığı öne sürüldüğünü söyler. Weiner bu savunmayı şu şekilde tanımlar. Birisi iddiasını o kadar saçma bir argümanla sunar ki dinleyicinin beyni tamamen kapanır. Bu bağlamda Chewbacca savunması yalnızca hukuk alanında değil, karmaşıklık ve kafa karıştırma üzerine kurulu bütün stratejilerin yer aldığı birçok alanda bir metafor haline geldi. Şimdi aranızdan bazı izleyiciler şöyle diyecektir. Ya ben bu filmi izledim. Masadaki ölü kedi değil mi bu?
Değil. Şöyle ki, ölü kedide maksat dikkatleri tamamen dağıtmak, paramparça etmek. Chewbacca savunmasında amaç olabilecek en saçma argümanla kendi iddianı güçlendirmek. Öylesine saçmalaman lazım ki dinleyici ya vardır bir bildiği, olmuştur bir şeyler ama ben anlamıyorum demeli. Yeterince iyi saçmalarsan eli kanlı bir katili tüm ülkenin gözünün önünde aklayabilirsin. Yeterince iyi saçmalarsan eli kanlı bir katili tüm ülkenin gözünün önünde aklayabilir ve dışarıya çıkarabilirsin. Yeterince saçmalarsan insanlar aşırı saçma buldukları söylemlerde anlam veremedikleri bir akıl arar, anlayamadıkları bir üst akıl görür. Yeterince ırkçıysa jüri vicdanını dinlemez bir katili aklar. Ama ne kadar saçmalanırsa saçmalansın bazen çıkıp ne alaka diyebilmeli. Siz de ne alaka diyebilin. Katile katil demeyi unutmayın.